Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Monster Notebook katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde 2 hafta önce piyasaya sürülen FIFA 2023 oyunu oynayacağız, değerlendireceğiz ve sizler için artıları ve eksileriyle paylaşacağız. Bildiğiniz üzere geçmişte FIFA ve PES karşılaştırması oldukça fazla yapılıyordu. Hatta PES FIFA'nın bir tık daha önündeydi. Bunun en temel sebebinin öncelikle gerçeklik ve oynayış hissiyatı bakımından PES'in biraz daha önde olmasıydı. Fakat bu durum ne yazık ki PES 2013 ve 2014'e kadar devam etti. Daha sonrasında EA tarafından piyasaya sürülen FIFA oyunlarının PES'in biraz daha önünde kaldığını söyleyebiliriz. Hatta geçtiğimiz yıllarda PES artık bir nevi biraz daha ücretsiz bir oyun olma yolunda ilerledi. Özellikle çapraz platform desteğini sunmak için eFootball ismiyle karşımıza çıkan PES oyunu artık FIFA'nın rakibi olmaktan çıktı ve biraz daha alt segmente hitap eden bir oyun olarak sunulmaya başlandı. Fakat FIFA tarafına baktığımızda ise yıllardır sürekli üzerlerine bir şeyler katarak her sene kendini biraz daha geliştiren bir oyun olarak karşımıza çıkıyordu. Tabii ki bu yılda yine kendini geliştiren bir oyun olarak sunuldu. Fakat bu yıl biraz daha buglarla karşımıza çıkan bir FIFA oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki her sene bunun gibi oyunlarda buglar karşımıza çıkabiliyor. Bazı hatalar olabiliyor. Daha sonrasında yamalarla düzeltilebiliyor. Fakat FIFA 23 oyununda FIFA 22'ye göre özellikle oyuncu motorundan kaynaklı olarak daha fazla bug ve hatalar çıkmaya başladı. Fakat genel olarak baktığımızda FIFA 23 oyununun performans olarak FIFA 22'den daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, oyunumuza geçtik. Bir FIFA klasiği olarak tabii ki de El Clasico Real Madrid'i aldık. Barcelona'ya karşı oynuyoruz. Bildiğiniz üzere FIFA yeni oyununda HyperMotion 2 oyun motoruyla geldi. Bu HyperMotion 2 oyun motorunun özellikle FIFA 22'ye göre daha gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz gerçekçilik bakımında. Tabii bu oyun motorunun yeni geliş... Dön. Ah be. Burada free kick kullanmayı öğretiyor bize. Şöyle bir sola doğru açarsak genişten. Toni Kroos açtı ortayı. Vuramadık. Luka Modric. Tolunay Ören vurur mu? Ama pres daha kolay FIFA 22'ye göre, onu belirteyim size arkadaşlar. Yine de daha zor goller atılıyor artık. Yani gol atmak daha zor. Her sene olduğu gibi zaten EA Games sürekli bu sene gol atmak daha zor, bu sene oynamak daha zor diyor ve gerçekten zor oluyor. Şu HyperMotion 2 teknolojisine de geleyim. Oyun içi gerçekçilik sağlıyor fakat yeni geliştirilen bir teknoloji olduğu için ne yazık ki bazı hatalarla karşılaşıyoruz. Hatta internette sıklıkla görmüşsünüzdür. Yani kaleci elinin ucundaki bir topu tutmuyor ya da sürekli suratına çarpıyor, gol oluyor falan. Şuradan bir koşu yoluna güzel bir ara pası. Çok güzel. Vur. Bir de ortalar tutmuyor arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Bir de klavyeden oynamak çok zor. Yine sağ kanattan bindiriyoruz. Bir pas gelir mi? Hadi. Ulan Benzema. Bu arada FIFA 23 Ultimate sürümünün fiyatına baktığınız zaman Epic Games'e 899 TL'lik bir fiyat etiketinin karşımıza çıktığını görmekteyiz. Tabii ki bir EA oyunu olduğu için yanında bir sürü DLC'si de var. Yani eğer bu DLC'leri de alırsanız oyunun fiyatı 1500 TL'lere kadar çıkıyor. Evet, günümüz Türkiye'sinde bütün oyunların fiyatı ne yazık ki 800-900 TL'lere kadar dayanmıştı. Ama FIFA 23 Ultimate sürümünün DLC'li versiyonlarının 1500 TL'ye satılması artık biraz daha şaka gibi geliyor bana. Hani bu konu hakkında gerçekten yorum yapmak istemiyorum. Çünkü evet, dolar kuru artmış olabilir ama Steam tarafında da dolar kuru işte yok düşüğe sabitlendi falan filan. Fakat AAA olarak nitelendirdiğimiz oyunlarda artık bu fiyatların neredeyse asgari ücrete yaklaşan fiyatlar olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden verilir mi verilmez mi konusunda biraz daha sizin durumunuza bağlı olarak değişir diyorum. Eğer ki paranız varsa deneyin, oynayın veya abonelik servislerine bakın. Amazon Gaming olabilir, Xbox Game Pass olabilir. Böyle şeylerde istediğiniz oyunların olduğu paketleri seçebilirsiniz. Veya Epic Games arada sırada ücretsiz oyunlar dağıtıyor veya kampanyaları oluyor. Onları takip ederek en azından bir oyuna 900 veya 1500 TL gibi uçuk mevlalar vermeyi reddediyorsanız bunun gibi yöntemlere bakabilirsiniz. Yapma oğlum, yapma oğlum. Yine bas kareye. Uzaklaştır.
En mantıklısı bu kadar. Önde pres. Gerçekten pres yapmak çok zor şu oyunda ya. Çok iyi kestik o ara pası. O ara pası geçseydi net goldü yani. Benzema. Hadi oğlum güzel bir ara pası be. Çok güzel. Aşırt, aşırt. O da gol be. Vinicius. Vinicius kim? İnanın ki bilmiyorum arkadaşlar. Hypermotion 2 teknolojisi. Bakın işte burada devreye giriyor. Şu oyuncu motoru. Şu gerçekçilik yine ortaya çıkartıyor. Tabii ki bugları da olsa da yine şu anda piyasadaki en iyi oyun olduğunu söyleyebiliriz. Futbol tarafında. Çünkü PES'i görüyoruz. E-futbol oldu. Gitti ücretsiz oyunların. Özellikle Android'teki Dream League'in falan diline düştü. O yüzden hiç karşılaştırmıyorum bile. Gelir mi bir gol daha? Olsun. Bu arada korner motoru da değişmiş. Korner kullanışı artık önceki FIFA oyunları gibi değil. Bunda da önemli derecede bir fark var. Uzaktan bir deniyoruz ne yazık ki bir sonuç gelmiyor. Bir tane daha denenir mi? Plasa işe yaramadı be. Bakın kornerde normalde orta tarafa bir imleç getiriyorduk. Fakat şimdi bir çubuk var ve o çubuk üzerinden atıyoruz. Benzema! Benzema 3-1 oluyor dakika 61'de. Barcelona karşısında 3-1 öne getirecek kafa golünü atıyor. Mükemmel bir gol Benzema'dan. Yine Real Madrid'i ayakta tutan taraf oluyor. Gerçek hayatta olduğu gibi yine Benzema tabiri caizse Real Madrid'i taşıyor. Mükemmel bir kafa golü kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Ön direkteki futbolcunun yapacağı hiçbir şey yok. Mükemmel bir golle oyunumuzun 3. golüyle maçımızı süslendiriyoruz. Evet oyunumuz 3-1. Biz yine hatamızı yapıyoruz. Artık tek kaleye döndü oyun yani. Bayağı basit olmaya başladı çünkü ben klavyeye alıştım. Öyle de bir fark var. Her sene yeni FIFA oyunu çıkıyor. Ve en başta alışamıyorum arkadaşlar. Yani bayağı sanki ilk defa FIFA oynuyormuş gibi oluyorum. Ama böyle 50-60 dakika geçtikten sonra oyunda öyle topla dans etmeye başlıyorum. Bu yüzden bir dahaki oyunumuzu dünya klasmanını alacağız. Bir de öyle oynayacağız. Bu kadar tabii rakibimizi küçümsedikten sonra bir de gol yesek tabii çok da güzel olmaz. Yine golümüzü yedik. Olsun tabii bunlar normal şeyler. Ama şöyle ben o kadar da bir yandan konuştuğum için çok kasmıyorum. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Yani. Önümüzdeki videolarda dünya klasmanını alıp online turnuva yapma gibi de bir niyetim var. O yüzden şimdilik ön incelemeyle devam ettiğimizi söyleyelim. Genel olarak 70. dakikada FIFA 23 oyunu değerlendirecek olursak beni tatmin ettiğini, hatta oynayış tarafında diğer FIFA oyunlarından çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki ufak tefek bug'lar önümüzdeki dönemlerde düzeltilecektir. Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde FIFA 23 oyununu değerlendirdik. Aynı zamanda oynarken oyunun sistem özelliklerinden bahsettik, fiyatından bahsettik. Alınır mı alınmaz mı konusunda sizlere değerlendirmelerimizi paylaştık. Bugün Monster laptopumuzda herhangi bir donma kasma yaşamadan FIFA 23 oyununu kolaylıkla oynayabildik. Peki siz FIFA 2023'ü deneyimlediniz mi? Deneyimlediyseniz yorumlarınız nelerdir? Aynı zamanda oyun hakkında da sorularınız varsa yine yorumlar kısmına bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.